Ya çat aile olabilmeyi başarabilmek lazım. Bak diğer tarafta kendi hikayesinde ne diyor? Hani geride birileri var ama bize sahip çıkan olmadı, sokaklarda büyüdük. Bir tarafta annem Fatma Şükran'a sesleniyorsun. Diğer Evet. tarafta babanla ilgili ölüm haberi gelmişti 12 yaşındayken. Sağ mı değil mi? Tam bu gerçeği öğrenmek istiyorum diyorsun. Ama Evet. hayatındaki en büyük yara erkek kardeşin Erkek kardeşim, Cavit bilhassa Gençtürk. Cavit Gençtürk, evet. Şimdi ekip arkadaşlarımızdan bilgiyi aldım. Erkek kardeşine ulaşmışlar. Çok şükür. Allah'ım, sen büyüksün Allah'ım. Canım kardeşim, mutlaka gel görüşelim. Seni çok özledim. Sana çok hasret kaldım. Ne olursun gel beni görmeye. Saçlarını okşamak istiyorum, gözlerine bakmak istiyorum canım kardeşim, ne olursun bir tek kardeşim. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sana şükürler olsun. Esra'nın Allah sizden razı olsun. Şimdi onunla da iletişim kuracağız ama en müjdeli haber buydu. Hani sağ mı değil mi? En önemlisi senin için bu. Annenle de alakalı bilgiler eminim biraz sonra gelecek. Ama erkek kardeşin senin hayatında en merak ettiğin En ve merak kucaklaşmak ettiğim. istediğin insan. Ona ne söylemek istersin buradan? Onu mutlaka bekliyorum. Konuşmak istiyorum onunla. Hasret gidermek istiyorum. Bu zamana kadar neler yaşamış. Yani konuşmak istiyorum. Şu anda her elim ayağım titriyor. Hiç kolay hayatlar yok. Hiç hem de. İnşallah Cavit Bey ablasının bu çağrısına sevgiyle ve onu kucaklayarak karşılık verir. İnşallah Allah'ım, ne olursun güzel kardeşim. Gel beni bir dinle. Seni çok özledim, çok seviyorum. Ben hiç uyku uyumadım senin hayalinle yaşadım bugüne kadar.